Merhaba arkadaşlar. Birkaç konuyu artık o kadar çok üst üste birikti ki bunlardan bir tanesi Sayın Cumhurbaşkanı'nın bölgeye yani ABD'ye ziyareti olup olmayacağı konusu. İkincisi de önümüzdeki işte FETÖ'yle mücadele konusundaki durum. Bu ikisi bugünün en belirleyici konuları. İki konuda da farklı farklı düşünceye sahip olan insanlar var. Ben de kendi fikirlerimi tarihe not düşmek adına buraya koyayım. Birincisi bu tür konularda özellikle FETÖ'yle mücadele konusunda başkalarının yaptığı veya yapılanlarla eğer kendi içinizde moral motivasyonunuzu düşürüyorsanız gerçek anlamda bir problem yaşıyoruz demektir. Bunu niye söylüyorum? O gece sokağa çıkanlar, o gece tankların önünde çatışmaya girenler, bombalardan kaçınmayanlar, canlarını verirken hiçbir şey düşünmediler arkadaşlar. Yani gelecekleriyle ilgili bir plan yapmadılar. Oraya vatan için çıkmışlardı, oraya inançları için çıkmışlardı, oraya ideoloji için çıkmışlardı ve bunun için de canlarını vermekten hiç çekinmediler. Eğer gelecekle ilgili kaygılarınız varsa eyvallah moralinizi bozabilirsiniz. Ama inançlarınız için mücadele ediyorsanız bugün yaşanan işte tahliyeler olsun, diğer konular olsun, açılan tartışmalar olsun, devletin önemli yerine gelmiş olan şahısların FETÖ'yle mücadele konusunda vermiş oldukları bazı açıklamaların insanlar üzerinde moral bozukluğu yaratacak olan konuların tartışıldığı bir ortamda hiç geri adım atmayın arkadaşlar. Çünkü bu süreç bir kez daha söylüyorum. Kimin daha inançlı olduğunun ispatlanacağı bir dönem. Eğer gelecekle ilgili bir kez daha söylüyorum. Kaygınız varsa o zaman zaten bu işin içinde hiç olmayın. Kenara çekin seyredin. Ama gördük ki biz o gün sokağa çıkan farklı farklı yerler için bu rakamlar söylenemem ama 5 milyonun üzerindeki insan hiçbir şeyin önünden çekilmeden durdular. 5 milyona yakın insan. O 5 milyona yakın insan bugün hala bu Türkiye topraklarında ve o gün yaşananları hiçbirini unutmadı. Ve inançları için, vatan için, ideolojileri için oradalardı ve bundan da vazgeçmiş değiller. Bir kez daha söylüyorum. Yaşanan olayların içerisinde moral bozacak olaylar olabilir ama moralinizi bozmayın. Bunun içerisinde birçok savcı var. Hala görevlerine müthiş bir şekilde devam ediyorlar. Silahlı kuvvetler temizliğe devam ediyor. Polis teşkilatı operasyon yapmaktan vazgeçmiş değil. Bütün terör örgütleriyle Milli İstihbarat Teşkilatı dünyanın her yerinde uğraşmaya devam ediyor. Birkaç örnek bu bütün mücadelenin içerisinde olabilir. Kızdığımız zaman olabilir. Ben de kızdığım çok olay var. Beyanlara kızdığım birçok beyan var. Ama bu diğer mücadele eden kişilerin azimlerini bozmuyorsa bizim de bozamaz. Bizden daha fazla elini taşın altına koymuş. Belki elini taşın altına koymak bile yetmez. Gövdesini bu taşın altına, o kayaların altına koymuş insanlar varken biz nasıl olur da üzüntüye kapılabiliriz. Onlar hala çalışmaya devam ediyorlar. Onlar FETÖ'yü bitirmek için hiçbir şeye takılmadan mücadele ediyorlar. Bizim yapacağımız da şey moral bozukluğuna kapılmadan o destek yapan, o bunun için mücadele eden insanların arkasında durmaya devam etmek. Hataları söylemeye devam edeceğiz arkadaşlar. FETÖ'yle mücadele konusunda doğru yapanlarla yanlış yapanlar konusunda söylemeye devam edeceğiz. Aynı bütün terör örgütleri konusundaki tavrımız gibi. İlk başlangıçtan beri hep aynı şeyi söylüyoruz. Nedim Şener olsun, Ferhat Ünlüler olsun, Ceyhun Bozkurtlar olsun, bütün adını sayamadığım Ardan Zentürkler olsun. Herkes elinden geldiği kadar bu mücadelenin içerisinde. Metin Külünk'ü bir yere yani adını geçmeden yapamam. Metiner bu konuda son dönemde elinden gelen bütün gayret ile çalışmaya devam ediyor. Bu insanlar Mevra Şeverem Oruç yine aynı şekilde hakeza. Birçok insan var.
Ve bu insanların hiçbiri doğruyu söylemekten vazgeçmiyor. Siz bir veya birkaç kişinin söylemleri üzerine kurarsanız, inanın bizleri de üzersiniz. Çünkü ortada moral bozacak hiçbir durum yok. Bunlar süreçlerin bir parçası. Bu süreçlerin içerisinde bunların her birinin yaşayacağını da, yaşanacağını da biliyordum. Hatta uyarılarını aylar öncesinden yapmıştım. Bu yaptığımız uyarılar değiştirdi mi? Değiştirmedi, fark etmez. Biz bir tane yapılan hatayla, iki tane yapılan hatayla FETÖ'den mücadelesinden vazgeçildiği imasını yaratmak bize yakışmaz. O zaman bürokrat nerede duracak? O zaman bu işle uğraşan kişiler nasıl duracak? Onların arkasında tam tersine bu mücadele her alanda devam ediyor ve devam eden bütün alanları söylemekten de vazgeçmeyeceğiz. Hatalarıyla, sevaplarıyla. Kanun hükmünde kararnameler ilk çıktığında da yaklaşık bir ayın yeni dolmuştu. Bir televizyon programında şunu söylemiştim. Demiştim ki bakın kanun hükmünde kararnamelerin içerisinde hatalı insanlar, hatalı atılmış olan insanlar olabilir. Ve bu hatalı insanların geri dönüşleriyle ilgili muhakkak bir yer açmalısınız ve insanlar bu itirazlarını yapabilecekleri bir nokta olmalı. Birkaç gün sonra Sayın Binali Yıldırım, o zaman başbakandı, bununla ilgili de bir açıklama yaptı. Çünkü korkumuz neydi? Kanun hükmünde kararnameyle atılanların içindeki herkesin bildiği düzgün insanlar bu işin doğru olmadığını düşünmeye yol açabilirdi. İnsanlar itiraz etsinler, hatta yasal olarak itiraz etsinler ve haklarını alabilecekleri sistem hep açık olsun. Çünkü FETÖ'yle mücadele etmek istiyorsak sistemi sorgulamaya devam etmeliyiz. Ama sistemin içerisindeki her şey yanlıştır imasını yaratmak açıkçası bu sürece en büyük zarar verecek olan olaydır. Sayın Bülent Arınç'la benim ayrıldığım en büyük noktalardan bir tanesi bu. Hiçbirimiz ta başından beri kanun hükmünde kararname içinde hiç masum yoktur, yanlışlık yapılmamıştır iddiasında olan hiç kimse olmadı. Hiç kimse olmadı. Hatta birçok örneği de biz de verdik. Ama bu yoktur anlamına gelmez. Çünkü kanun hükmünde kararnameyle FETÖ'ne darbesine karışmış, o gün ateş etmiş, insanları öldürmüş insanlar da var. Siz kanun hükmünde kararnameyle atıldı diye söylediğiniz andan itibaren onları da o işin içine sokuyorsunuz. Varsa bildiğiniz, varsa itirazınız olan, varsa yeni bir yöntem söyleyin ve bu yöntemi hep beraber bulmaya çalışalım. Arkadaşlar, 251 şehit ve 2000'in üzerinde gazimiz var. Bıktığınızda, tükendiğinizi hissettiğinizde, isyan ettiğinizde 16 yaşındaki, 17 yaşındaki şehitlerimizi hatırlayın. Tankın önünde uzuvlarının bir kısmını kaybeden insanları hatırlayın. Onlarca ameliyat geçiren ve hala geçirmeye devam eden gazilerimizi hatırlayın. Onun arkada kalan sevdiklerini hatırlayın. Onlara değer verenlerin acılarını hatırlayın. Ve bu acılarla siz de bu mücadeleden neden vazgeçmemeniz gerektiğini bir kez daha kalbinize ve beyninize yazmaya devam edin. Devlet mücadele etmeye devam ediyor. İçinde hata da yapıyor. Doğrular da yapıyor. Mesele hataları da söyleyebilmek, doğruları da söyleyebilmek. FETÖ mücadele edilmiyor, imasını oluşturmak değil. Hepimizin itirazları var ve bu itirazları elimizden geldiği kadar her mecrada anlatmaya çalışıyoruz. Zamanı geliyor ilgililerle sohbetlerimiz sırasında, zamanı geliyor işte bu tip YouTube'larda, zamanı geliyor televizyonlarda, zamanı geliyor yazılarımızla bunları anlatmaya devam ediyoruz. Bu süreç tartışılarak devam ettirilecek. Ama tartışmanın ahengi FETÖ'nün nasıl temizleneceği ve nasıl doğru temizleneceği üzerine olmalı. FETÖ'nün nasıl aklanacağı üzerine bir konuşma bizim kitabımızda yazmıyor. Allah çalışanlara, bununla ilgili mücadele edenlere, sabah akşam bu konuyla ilgili yatıp kalkan bütün insanlara sabır versin. Bu işin içerisinde kanun hükmünde kararnameyle itirazları kabul edilmiş olan, itirazları kabul edilmese de sonuna kadar giden
insanlara da süreçlerin sonunda eğer gerçekten haklılarsa haklarına kavuşmak nasip etsin diyelim. Hiç kimse yargılamanın sonuna kadar hiç kimseyle ilgili bir şey söylemek zorunda değil. 15 Temmuz'a ilgili kitap yazdığımızda Ceyhun Bozkurt'la beraber ön sözüne şunu yazmıştık. Demiştim ki biz bu kitabı yazarken ne yargıcıyız, ne savcıyız, ne de hakimiz. Bu sürecin içerisinde biz bir olguyu anlatıyoruz. O yüzden de bu süreç tamamlanıncaya kadar, yalnızca ifadeleri, tanık ifadelerini, sanık ifadelerini ve olay tutanaklarını koyacağız. Ve şahısların soyadlarını kapatacağız dedik. Bu sürecin sonucunda kimin gerçek anlamda suçlu veya suçsuz olacağına yargı karar verecek. Süreç tamamlanıncaya kadar. Herkese sabır öneriyorum. 40 yıllık bir örgütü 3 yılda tamamen bertaraf edeceğini hiç kimse düşünmedi. Hatta ilk günden beri bu iş en az 10 yıl kadar sürecektir. Aşağı inmiş olan bir örgütün önce yurt dışı bağlantıları, daha sonra imamları, şey anlamında söylüyorum, imam deyince öbür imamlardan anlamayın, onların kendi kullandıkları tabir anlamında söylüyorum, mahrem imamları ve onların teşkilatı deşifre edildiğinde bu iş çözülmüş olacak. 3 yıl öncesine göre çok daha fazlası itirafçı var. 3 yıl öncesine göre Türkiye'nin istihbarat biriminin elinde çok daha fazla döküman var. Bütün olaylar artık çarşaf şafşaf deşifre olmuş durumda. Bu deşifrasyon artık örgütün de sonuna geleceği bir döneme götürecek. Önemli olan bu süreci sakin, sabırlı ve nitelikli bir şekilde götürmek üzerine kurulu. Destek verelim. Bu işi yapan ve doğru yapmaya çalışan insanları lütfen örnek gösterelim. Onların yaptıkları çalışmaları takdir edelim ve bütün kötü örnekleri anlatmak yerine onları da anlatalım. Ama iyi örnekleri de lütfen paylaşmaktan vazgeçmeyelim. O iyi örnekler diğer kişilere de moral ve motivasyon verecektir. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olacaklar.